Tamam, tabii. Ha. Fırat'cığım, ne haber? Neler oluyor? Asıl size sormalı. Vallahi Deniz beni apar topar kolumdan tuttu getirdi, anlamadım ki. Hoş geldiniz. Tanıştırayım. Ahu Hanım bu güzel mekanın sahibi. Deniz Hanım arkadaşımdır kendisi. Aynı zamanda avukattır. Arkadaşım derken aslında daha fazlası kendisi. Allah nasip ederse evlenmeyi düşünüyoruz. Ne güzel, ne hoş. Bakalım hayırlısı. Nane Hanım da benim eşim Ahu. Çok memnun oldum. Buyursanıza. Ne güzel grup da kalabalıklaştı. Mutfağımı size sunmak için çok büyük bir fırsat oldu bana. Evet. Ben bir gidip şefe bakayım. Bu lokantayı alıyor musunuz? Nereden çıktı durup dururken yani? Yani anlamadım. Başka lokanta mı kalmadı? Dağın başında. Ben okudum burayı. Bir sürü şey yazıyor hakkında. Saçma sapan, sakız gibi kalamar diyor. Yemeği de kötü. Ya ne bu şiddet, bu celal ne oluyor ya? Hayır, sen bize fikrimizi sormak için çağırmadın mı? Ben hayır diyorum. Ben de hayır diyorum. Bence gidelim. Daha hadi hadi. Ya tamam. Daha teklif sunduk. Daha almaya karar vermedik ki. Saçmalıyorsunuz bu arada. Kız içeride yemek hazırlıyor. Lütfen. Sermetciğim, benim bildiğim böyle işler aileyle konuşulup birlikte yapılıyor değil mi? Karar alınıyor bütçeye uyularak falan. Ya Narinciğim, böyle niye rahatsız konuşuyorsun ki? Yani bu senin mutfak masraflarından arttırdığın 1 milyon dolarla işe girmiyor ki. Oğlum bir şey söylesene karına sen de. Ne diyorsun sen abi? Sen önce istersen Deniz'e bir şey söyle. Görürüm ben seni daha sonra. Evet. Çok özel bir hazırlık yapılıyor sizin için. Ben biraz o yüzden mutfakla ilgileneceğim. Size bizzat kendi elimle yaptığım yemekleri tattıracağım. Tabii bu arada atıştırmalıklar ve şarap var. Ama ben istemem. Neden? Çok lezzetliydi şarap. Bizim küçük bir mazeretimiz var da. Bebek bekliyoruz. Aa, ne güzel, tebrik ederim. O zaman ben Nail Hanım'a çok güzel bir meyve suyu yaptım. Mersin. İşte şimdilik bir arkadaşımda kalıyorum da halledeceğim yani. Neyse, takma kafayı. Ve sen ne yapıyorsun? Ya Can, ben aslında seni şey için aradım. Ya bugün çok komik bir şey oldu. Ne oldu? Ben bizim evin orada parkta yürüyüş yapıyorum. Bir tane çocuk geldi yanıma bisikletiyle. Benim böyle gizliden gizliye bir sürü fotoğrafımı çekmiş. Niye? Ya işte bir tane reklam filmi mi ne varmış? Yeni yüzler arıyorlarmış bu yüzden. Sonra işte beni görmüş, dikkatini çekmişim, beğenmiş falan. Ya ne yapsam bilemedim. Kimmiş bunlar? Var mı şirketin adı falan? Hah, bak bakayım belki tanırsın. Ha, tanıyorum. Tanıyorum da. Ne? Yani. Geçmişin seni rahat bırakmaz diyorsun yani. Öyle mi? Yani. Ne alakası var ya? Sonuçta böyle bir teklif yaptıklarına göre problem etmiyorlar demektir. Hem ne yani? Herkesin önünde dosya mı var böyle şunun geçmişi böyle, bunun geçmişi şöyle falan diye? Ya, tabii ki de yok. Ben ya, öyle demek istemedim. Hani daha fazla üzülmeni istemediğim için öyle bir şey söyledim. Yani. Daha ne kadar üzüleceğim zaten Can?
ben daha fazla ablama yük olmak istemiyorum. Yani hayatım boyunca ablamın eline bakarak yaşayamam ben. Benim bir şekilde yırtmam lazım Can. Bir şekilde çabalamam lazım benim. Ya sen de benim hevesimi kırma ne olur. İlk defa adam yerine konuyorum ben ya. Olur canım, yani ne olacak? İsmini gizlersin falan. Olur biter. Gizledim gider. Al işte. Ne yaptın? Ceren. Lütfen bundan tadın. Bu benim özel tarifim. Hı hı. Değişik bir mantardır. Hı hı. Biraz almaz mısınız? Lütfen bir parça alın lütfen. Siz zahmet etmeyin isterseniz. Yok 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 yok. Tamam ben alayım. Lütfen. Ay, ay kusura bakmayın vallahi benim yüzümden oldu. Ağzına yedirmeye alışkın değil tabii. Biz genelde ortaya koyarız kendisi yer ondan. Hiç önemli değil. Lütfen bırakın ben garsona vereyim. Siz zahmet etmeyin biz hallederiz. Lütfen lütfen verir misiniz? Yağ falan kalır şimdi. Alayım ben. Teklifsiz bir insan, çok samimi, değil mi? Yani iş hayatında böyle olmak gerekiyor bence. Hani çok fazla bir şeyi takmamak gerekiyor. Tattırmak istedi sadece. Of, bütün gün canım çıktı. Oradan oraya, oradan oraya otobüslerde. O adliye senin, bu adliye benim. Üstü bak sana. Kaç defa söyledik gel amcamın şirketinde çalış diye sana. Kaç defa söyledim ben. Ne fark ediyor Denizciğim? Ne fark ediyor? Staj her yerde staj. Bir kere bizim firmada o çalışan elemanlar öyle otobüste hiçbir yere gidip gelmez. Kapıda şoförle araba bekler. Lütfen. Ah canım, kıyamam. Kıyamam. Amcasının yanında staj yapıyor, işe girmiş. Yediriyor, içiriyor amcası. Şoförler yolluyor. Yoruluyor benim arkadaşım. Aa. Hayır, hayır. Hiç öyle değil. Gitmem. Ben sabah köründe kalkıyorum. Akşama kadar oradayım. Oraya git, buraya git. Faks çek, fotokopi çek, dilekçe yaz. Çok yoruluyorum ben. Hiç öyle değil. Aa, kıyamam. Aa, kıyamam. Yok, üniversitelerden yok, mezun olmuş. Staj yapıyor üniversiteleri bitirmiş. Avukat olmuş. Staj yapıyor. Ben sana kıyamam. Kıyamam ben sana. Yemek at, yemek. Ay sen ne tatlı şeysin ya. Ama güzelliğe bak. Çok güzelliğe bak lan. Şurada bakayım bir. Bakayım şurada. Yerim seni ben Mac. Yaşmarık. Rahatsız etme hanımefendileri. Aha, yok canım ne rahatsızlığı. Biz sevdik birbirimizi. Değil mi? Max öyle herkese yüz vermez. Seçicidir. Sahibine çekmiş. Haluk ben. Deniz ben, Nari'nin arkadaşım. Memnun oldum. Verdiğimiz rahatsızlığı affettirmek için bir içki ısmarlayabilir miyim size? Tabii. Ay ezilecek bu. Max gel bakayım canım benim gel. Ay yok artık. Ya Deniz saçmalama Allah aşkına ne aşkı ne sevgisi. Daha kaç gün oldu siz tanışalı ya? Ne var canım? Doğru adamı bulduğunda 5 dakika bile yeter. Ay yok artık. 2 gün oldu çıkalı Haluk doğru adam öyle mi? Hemen anladım. Öyle tabii. Ben ölüyorum aşkımdan. Ayrıca o da ölüyor aşkından. Her gün bana kaç kere mesaj atıyor, bu evini böyle kaç kere arıyor biliyor musun? Yalnız hazırlıklı ol, bu iş ciddiye gidiyor. Ben sana söyleyeyim, söylemedi deme sonra. Deniz Tunalı siz misiniz? Ha, evet, benim. Sizinle önemli bir konu hakkında konuşmak istiyorum. Şey neyle ilgiliydi? Nişanlım. Haluk Er Yılmaz'la ilgili. Acele seni görmem lazım demiştin. Ben merak ediyorum nedir bunu? Burada mı konuşayım? Şimdi burada mı konuşayım yani? Çıkınca konuşuruz değil mi? Yani. Hanım baksana ya. Ben şeye gidiyorum.
Ben de o şeye geliyorum. Burnumu pudralayacağım. Niye? Yani burnun çok güzel. Benim çok hoşuma gidiyor. Birader gözünü seveyim bana bir akıl ver ya. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.